Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Siz ameliyat olabilir eğer hasta şartlarına bakılıp uygunluğu varsa dediniz telefon öncesinde. Sonrasında ameliyat aşamasına geçmeden önce eklemek istedikleriniz varsa onları dinleyelim hocam. Ameliyat olduktan sonra hasta nelere dikkat etmeli diye gelen sorular var. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi dediğim gibi bu şeylere dikkat ettikten sonra hastaya ameliyatına karar veriyoruz ve ameliyatını yapıyoruz. Ameliyattan sonra yaptığımız işleme yönelik olarak bu normal bir laminektomi dediğimiz kemikleri alıp rahatlatma ameliyatı da olabilir ya da bir enstrüman takılması ameliyatı da olabilir. Buna bağlı olarak hastanın ameliyat sonrası korse verebiliriz ya da uygun gördüğümüz takdirde. Bundan sonra da bel egzersizleri, özellikle bel kaslarının kuvvetlendirmesine yönelik egzersizler veriyoruz. Ve bu egzersizler özellikle bel kaslarını kuvvetlendirip uygulamak üzeredir. Yine fizik tedavi de görebilirler. Evet. Yaptığımız işlem bu. Hastaların tabii bu aşamadan sonra yine ağır kaldırmamasına, ters hareketlerden kaçınmasına özen gösteriyoruz. Peki bu ameliyat sonrası kendilerine dikkat etmezlerse hastalarımızın yine aynı şikayetleri yaşama olasılığı mümkün müdür? Ameliyat sonrasında şimdi şöyle söyleyeyim. Yani aynı şikayetleri yaşamasındaki oluşan, yani siz yeteri kadar dekompresyon yaparsanız şikayetlerin büyük bölümü düzelir. Ama evet. Hastanın oluşturduğu bir problem söz konusuysa, yani bu bir dejeneratif süreç. Örneğin boyunda da üst kısımda da darlıklar olabilir. Yine onları bahsetmeye fırsatım olmadı. Foramen dediğimiz sinirlerin çıkış yerindeki sıkışmalar da söz konusu olabilir. Evet. Bunlar yeteri kadar açılmadıysa, bunlar yeteri kadar dekompresi edilmediyse hastanın ağrıları devam edebilir. Yani onun için bunun iyi tetkikinin yapılması ve ameliyat sırasında da hem kanalın, ortadaki kanalın açılıp yine foramenlerin de eğer orada sıkışıklık varsa onların da dikkatli açılıp rahatlatılması gerekmektedir. Tabii ki hastalık bir bütün. Yani sadece tek bir şey, tek bir nedenden dolayı olmuyor. Bir multi faktöriyel bir durum söz konusu. Bütün bunlar hastaya göre, hastalığına göre değişebiliyor ve bunların hepsinin tek tek irdelenmesi gerekiyor. Buna bağlı olarak çeşitli bulgular ortaya çıkabilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.